Konsantrasyon açısından işinizi kolaylaştırır mı yoksa daha mı sıkıntı yaşarsınız? Böyle erken bir zamanda playoff'u garantileriniz. Yok, hiçbir şekilde konsantrasyonumuzu bozmaz. Çünkü Euroleague'de her maçın ayrı bir hikayesi oluyor. Her maçın işte ortamı, taraftar. Şimdi mesela Almanya'ya gidiyoruz. Bayern Münih'le oynayacağız. Evet, Bayern Münih bu sezon Euroleague'in son sıralarında belki ama işte iki hafta önce kendi sahasında Maccabi'yi farklı yendiler. Ve sonuçta dolu bir salonda oynuyorsunuz. Orada baktığımız zaman en az 2-3 bin Türk taraftarımız olacak ve biz oraya Euroleague'in lider takımı olarak gidiyoruz. Biliyoruz ki şu anda Almanya'daki vatandaşlarımız o gururu yaşamak istiyorlar. Yani bir Türk takımının şu anda bu kadar Euroleague'i domine etmesi sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın her yerindeki vatandaşlarımızı çok ciddi anlamda, yani takip eden, sporu takip edenleri çok ciddi anlamda gururlandırıyor. Şimdi bizden böyle bir beklenti var. Yani Münih maçına gittiğimiz zaman da ya biz bu maçı kaybetsek de sıralamadaki yerimiz değişmez diye düşünmüyoruz. Onun akabinde hemen Berlin'e gideceğiz. Alba Berlin maçını oynayacağız. Onun için biz maç maç bakıyoruz. Herhangi bir rahatlamamız söz konusu değil. Ama tabii ki bazı sıkıntılarımız da yok değil. İşte sakatlarımız var. Shane Larkin ve Mitch için sakatlığı devam ediyor şu anda. Aynı gün milli maçlar var ve Türk milli takımının maçı var. Bizim de 4 tane oyuncumuz A milli takıma çağrıldı. Şimdi bunlar tabii ki çok olumsuz etkenler bizim açımızdan bakıldığında. Çünkü şu anda Avrupa'da hiçbir Euroleague oyuncusu milli takımlara davet edilmedi. Hiçbir ülkenin milli takımına davet edilmedi. Ama bizim 4 oyuncumuzun birden davet edilmiş olması, gerçi bunlardan ikisini biz özel izinden oynatacağız. Ama sonuçta baktığınız zaman biz işte 3 gündür, 4 gündür antrenman yapamıyoruz. Antrenman yapacak, yani maça hazırlanamıyoruz. Bayern Münih maçına hazırlanamıyoruz. Bunlar tabii ki bir handikap olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçta maçlar hazırlıkla kazanılıyor. Yani maçlar çıkıp da anında orada kazanılmıyor. Zor bir maç bizi bekliyor. Biraz şu son bir haftada balansımız bozuldu. Bu beni endişelendiriyor açıkçası. Bir tabii ki öncelikle Micić ve Larkin'in sakatlanması. Ondan sonra da A milli takıma 4 tane oyuncumuzun aynı anda çağrılması ve aynı gün bizim maçımızın olması takımın dengesini biraz sarstı. Ümit ederim ki kayıpsız çıkarız şeyden, Münih'ten. Farklısa çok sıkıntınız var. Dediğiniz gibi Doğuş milli takımda, Burak'ın da milli takımda, Larkin sakat, Micić sakat. Özel izinde gelecek oyuncular Burak'la Doğuş mu olacak? Nasıl bir çözüm üreteceksiniz o noktada? Şimdi Micić'in sakatlığını gün be gün takip ediyoruz. Doktorların bana vermiş olduğu rapora göre oynama ihtimali var. Yarın iki antrenmanda deneme yapacağız Micić'i. Micić'i oynatabilirsek o zaman işte bir tek milli takım benim aslında tabii ki tercihim. Sonuçta bu takımın iki, üç, yani Micić, Larkin ve Doğuş bu takımın gardları. Doğuş'u gelmesi yönündeydi ama Doğuş'u kullanmak istiyor anladığım kadarıyla milli takımımız Hollanda maçında. Onun için Burak'ını yollayacaklarını söylediler. Burak'ın tabii ki tipik bir oyun kurucu değil. Yani bizde daha çok 2 numara oynayan, gerektiği zaman da 1 numaraya çekebilen. Yani orada biz formül üretmeye çalışacağız. Buradaki temel nokta tabii ki Micić'in sakatlıktan dönüp iyileşmesi. Micić oynayamazsa yani oyun kurucusuz oynamak durumunda kalacağız. Bu da ciddi bir handikap. Evet, yani 17 yaşında, 18 yaşında Ömercan İlyasoğlu var ama şimdi bir Euroleague maçında hiç bugüne kadar Euroleague'de kadroya girmeyen bir oyuncuyu üstelik de bir deplasman maçında kullanmamız düşünülemez. O açıdan tabii ki sıkıntımız var. Burak'ın gelecek, yani benim tercihim aslında tabii ki Doğuş'un gelmesinden, hatta ikisinin birden gelmesini ben isterdim. Çünkü sonuçta dediğim gibi A milli takım hepimiz için çok önemli. Tabii ki ve biz bundan gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl da biz hatırlarsanız
Baskonya maçından önce, bir gün önce Ankara'da milli maç vardı ve biz bütün oyuncularımızı oraya yolladık. Maçı oynadılar. 24 saat geçmeden geldiler. Bizde de oynadılar. Ama şimdi aynı güne denk geldiği zaman bu bizim açımızdan sıkıntı. Çünkü diğer rakiplerimizin hiçbirisi oyuncularını yollamıyorlar. Örneğin milli takımda Scottie Wilbeck'in de milli takımda, fakat Maccabi takımı yollamıyor Wilbeck'ini. Diğer Euroleague takımlarının hiçbir, Alman milli takımında mesela Bayern Münihli Alman bir sürü oyuncu var. Hiçbirisi milli takıma şu dönemde çağrılmadılar. Öyle olunca tabii ki dezavantajlı duruma düşüyorsunuz. Bir çözüm üretmeye çalışacağız. Bizim için bütün maçlar çok önemli.